YouTube'un yükselen yıldızı, şov programlarının yeni soluğu. Hayır ya, bir dakika, öyle ben de değil. Kırdım bu an. Melis İşiten'le Zaten Show her hafta ağırladığı birbirinden ünlü konukları ve haftaya damga vuran açıklamalarıyla izlenme rekorları kırıyor. Melis İşiten'in samimi ve içten sohbeti öyle çok öyle çok sevildi ki binlerce kişiyi kendine abone etti. Henüz bir yılı bile doldurmadan 100 bin aboneye ulaştı. Aboneyim, abone, biletleri cebimde. Magazin Hattı işte bu mutluluğu paylaşmak için Melis İşiten'in yanında aldı soluğu. Çok teşekkür ederim, çok mersi. Çok keyfim yerinde. Yani biraz böyle ana akımdan kaçtığımız, kendi sınırlarımızı kurduğumuz bir dünyada bir şey yaptığımız için çok mutluyuz. Çok da o yüzden keyfim yerinde. Dizilerde, filmlerde, hatta tiyatro sahnelerinde görmeye alışık olsak da Melis İşiten'i asıl tanıdığımız yer programı oldu. Öyle ki ünlü oyuncu da programını kendimi bulduğum yer olarak tanımladı. Evet, öyle. Ya istediğim her şeyi sorabildiğim, istediğim her şeyi konuşabildiğim, kurgunun tamamen benim elimde olduğu, bazı şeyleri hiç paylaşmadan halledebildiğim bir dünya çok kolay oldu. O yüzden çok mutluyum şu anda. Eğlenceli içerikleriyle de dikkat çeken programda Melis İşiten, rahat tavırları ve konuklarının ağzından aldığı laflarla, itiraflarla dikkat çekti. Yani biraz tabii açıkçası oyunlar kısmı, işin magazin kısmı çok izleniyor. Biz birazcık konukları o manada mutlu etmeye çalışıyoruz. Kurguda da onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Ama işte ne alabiliriz, seyirci neyi sever onu bulmaya çalışıyoruz. Beni de sevdi, böyle ikili güzel bir matematik oluştu, onun üzerine ilerliyor şu anda. Neredeyse programdaki sohbetleri her hafta magazin gündeminde manşet olurken, İşiten konuklarının hassasiyetine de önem verdiğinin altını çizdi. Ben de hassas davranmaya çalışırım. Evet. Ben bütün gelen konuklara diyorum ki biz oynayalım, istediğimiz gibi çekelim, istediğimiz gibi revize ederiz. Kimsenin alanına, hayatında insan olan arkadaşlarımıza, hani böyle partnerlerine saygı gösterdiğiniz yani şakası dahi birini rahatsız edecekse hiç oraya girmemeye çalıştığımız bir dünya. Ne var ki 3 ünlü erkek arasında seçim yapmasını istediği bölümde eski eşi Uras Kaygılaroğlu'nu da dahil etmesi şaşırtıcı bulundu. Abi ya ben ya şu anda yani Türk örf ve adetlerinde ne kadar ne biz bunlarda Uras çok soruldu. Uras benim neredeyse bütün kadın arkadaşlarıma soruldu yani. Kimilerinin eleştirdiği, fazla medeniyet olarak yorumladığı tavra Melis İşiten'den açıklama gecikmedi. Uras'ın olduğu her yerde seçimimiz hep belli. Tabii ki işin şakası bunlar. Uras'ı benim oraya yazabilme sebebim hem Nilperi ile hem de Uras'la olan arkadaştım. Bu artık şakasını yapabildiğimiz bir yerde olduğumuz için. Ama o da tek seçenek olarak her zaman baki. Gelen konuklarıyla, ağırladığı dostlarıyla eski eşinin üzerinden espriler yapsa da kıskançlık hissettiği durumlar var mıydı merak edildi. Şimdi Uras hikayesinin üzerinden 5 yıl geçti. Şimdi burada kıskançlık dediğin şey hiç çalışacak bir şey değil. Normalde tabii ki kıskanç biriyim ama Uras artık benim eski eşim olduğu için bu hikaye çok bir tutuşan bir hikaye değil. Çok şakasını yaptığımız bir yerdeyiz, arkadaş olduğumuz için. 2014 yılında Dünya Evi'ne giren Melis İşiten ve Uras Kaygılaroğlu, 2017 yılında kızları adayı kucaklarına almış, 2019 yılında ise boşanmışlardı. Melis İşiten katıldığı bir programda ayrılmış olabiliriz ama aile olmaktan hiç vazgeçmedik demiş, kızının babasıyla arkadaş kalmıştı. Tabii bu durum yine kimilerine inandırıcı gelmedi. Eski eşlerin şov yaptığını bile söyleyen oldu. Bu genel halk ve izleyici, yani ülkenin alışkın olduğu bir şey değildi bu. O yüzden o esnada tabii ki bunun farklı olacağını düşünenler vardı. Böyle ayrılık şovu mu diye. Sanıyorum yıllar içindeki tutumumuz bu konuda kendi kendimizi ispatladık, arkadaşlarımızı ispatladık diye düşünüyorum. O yüzden ömürlük yol arkadaşıyız biz. Tabii her şey kızları aday içindi. Melis İşiten bir oyuncu, bir programcı, eski bir eş olmanın dışında bir anneydi. Ve kızı adayla yaşamını işte böyle özetledi. Şahane bir yol arkadaşlığı. Artık ada 7 yaşına geldi. O yüzden hani artık böyle evde bir çok yakın arkadaşım var diyebilirim. Anne hikayesini de çözümlediğim ve beraber arkadaşlık ettiğim bir kızım var. Annem ben senin yanına kalanım.